Ecat ve Vicky var. İki ekibe de başarılar dileriz. Bu arada sürçülisan olursun affola. Gerçekten minik bir rahatsızlıktan çıktım. Bundan dolayı bazen zorlanmalar yaşayabilirim. Çok ama çok özür dilerim bunun için. Ve Bay Berke, Bay Haydi Aslanlar sizi seviyorum demiş. Ve iki ekip de artık hazır olmalarını bekliyoruz. Ve Just'ı kaptanlık poz bandını takarken görüyoruz. Gerçekten Just, Evolution ekibi için çok ama çok önemli bir oyuncu. Metin'i de bu maç ileri hatta görüyoruz galiba. Anevo defansa mı geçecek? Anevo şu an yedek. Evet, Mitri'nin GK DM pozisyona geçti daha doğrusu. Maç başladı. Saike, Saike topu çekti ama tabii siz gibi çekmedi. Saike yukarıdan Just'a aktardı. Just ileri aktaracaktı ama Spartak orayı çok güzel kapattı. Saike yine topu aktarmaya çalışıyor. Bu arada Saike ve Spartak uzun zaman sonra gerçekten karşı karşıya geldi. Onlar da iki eski arkadaşlarken orada Vicky'den mükemmel bir gol! Müthiş bir gol Vicky! 2 saniyeler 20 olmuşken gol attı. Spartaküs vurdu. Saiki harika çıkardı. Anevo. Anevo Vicky köşede. Anevo topu çekmeye çalışacak ama Vicky de gerçekten çok sağlam duruyor orada. Vicky ile aktardı. Anevo kontrolü. Anevo güzel çekti ama Vicky de o topun oraya gideceğini bekliyordu. Just çekmeye çalıştı ama Anevo'ya kadar geldiğinde top. Anevo ne yapacak? Anevo Vicky. Bu maç galiba çok köşeye geçecek. Öyle gözüküyor. Anevo Vicky. Top Mitri'ye kadar geldi. Mitri'nin arkasını sektirdi. Yukarı oynasa oynayabilirdi ama orada bir hata yaptı. Orada Just önde kaldı. Just ne yapacak? Just! Gol! Saniyeler indiği gösterirken gerçekten müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Spartaküs. Spartaküs Anevo. Anevo Saike. Saike topu çekiyor. Saike çekti. Just aktardı. Ve Evolution ekibi de gerçekten muazzam başladı. Just kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekten gollerine de devam ediyor. Anevo. Anevo bu arada güzel vurdu ama Saike'ye kadar geldi. Saike, Mitchell. Mitchell, Vichke. Vicky neyse. Çok özür dilerim. Bir an afalladım Vicky. Vicky ile aktardı. Spartaküs orayı güzel kapattı. Bir türlü otorite ekibi oyuna adapte olamamış gibi. Ve Mitri de defanstan çıktı. Veya pozisyonluk olsa gerek bilmiyorum. Anevo. Anevo Mitri ile. Anevo geri istedi pası. Anevo çizilen bakları aşağı aktardı Mitri ile. Mitri ne yapacak? Duvardan oyunu da harika çıkardı. Spartaküs vurdu ama Vicky orayı güzel kapattı. Saike. Saike topu köşede kontrol ediyor. Mitri oraya geldi. Spartaküs de geldi. Vicky de gerçekten Evolution ekibi adına çok önemli bir oyuncu ve gerçekten orayı güzel kapattı. Mitchell'den iyimser, yani biraz da gereksiz bir piksel denemesi ve maç devam ediyor. Hemen hızlıca Twitch yorumlara baktığımızda Twitch'te ne yazık ki yorum göremiyoruz. Sizden yorum bekliyoruz arkadaşlar. Saike çekti, Saike köşe oynuyor. Mitchell de arkasından devam ediyor. Mitchell orada Vicky gerçekten güzel body yaptı ve hakem top bu müdahalenin oyun kuralları içerisinde olduğunu söyledi. Spartaküs çekti. Araya güzel buldu ama Vicky oraya kayarak geldi ve müdahale etti. Anevo. Anevo orta sahada oynuyor. Vicky geldi. Spartaküs. Just. Just oraya güzel kapatmaya çalıştı. Vicky vurdu. Vicky daha doğrusu. Anevo. Mitchell aktardı. Mitchell vurdu ama sorunsuz kaldı ve dakikalarımız 2.5'u gösterirken skor şu an 2-0 yeni gelen arkadaşlarımız için. Bakalım Mitchell, Mitchell iyimser bir deneme. Spartaküs, Anevo, Anevo çekti, yukarı oynadı. Saike, Saike yukarıdan aktardı. Mitchell, Mitchell, Anevo, Anevo, Mitchell, Mitchell uzağında kaldı. Saike oraya geldi. Vicky de gerçekten çok iyi bir orta saha görevi yapıyor şu an. Saike soğukkanlı bir şekilde topun karşısında. Mitchell orada biraz dışarıcı davrandı. Spartaküs, çok da bir body geldi. Burada bir gol! Vicky'nin kendi kalesine attığı golde. Orada da pek yapabileceği bir şey yoktu. Otorite ekibi 2-1 önde. Spartaküs. Spartaküs Mitri'yle attı. Bu arada Mitri'nin de orada çabasını takdir etmek gerekiyor. Spartaküs'le gerçekten güzel anlaştılar. Vicky. Just. Just Vicky. Saike. Saike topu çekecek. Yukarı aktardı. Just'a. Just. Bu arada yanılmıyorsam Saike de eski takımına karşı oynuyor. Gerçekten anlam yüklü bir maç. Aynı zamanda Evolution'da da ilk maçı olması biraz kaderin şans kader diyelim. Neyse Spartaküs Just. Spartaküs Anevo. Anevo bu arada Just'tan çok güzel kurtuldu. Anevo. Anevo orada. Mitchell'le anlaşamadı. Mitchell orada drop. Mitchell'den daha doğrusu geri pas beklerken Anevo drop yaptı ve bir anlaşmazlık oldu. Saike. Saike Spartaküs. Spartaküs. Spartaküs geri aktardı Anevo'ya. Anevo Spartaküs çok güzel paslaşmalar. Just'ın önünde kaldı. Just'ın her şeyi toplar. Just gitti. Vurdu. Ve gol. Just.
skor şu an 3-1. Gerçekten Jazz damga vuruyor bu maça. Gerçekten diyecek ki pek bir şey yok. İlk yarısına yaklaşık 3 dakika var. Ricky bu arada arka tarafa sektirebilseydi Jazz bomboştu. Spartacus'un önünde kaldı. Spartacus şundan basa iki o topun oraya geleceğini biliyordu ve tehlikeli hata gol ile sonuçlanmasına engel oldu. Ricky aşağıda oynuyor. Sayke güzel piksel attı bitine. Top Anevo'ya kadar geldi ama Anevo, Jazz piksel geçti. Güzel bir piksel daha. Spartacus'u güzel aktardı. Spartacus yukarı Mitri'ye güzel aktardı. Sayke. Sayke, Mitril. Mitril. Vicky köşede oynuyor. Sayke, Vicky. Geriye aktardı. Vicky, Anevo. Anevo orada güzel girdi. Güzel denedi ama Sayke de gerçekten tecrübeliydi. Bu arada Jazz'da arkaya kaçırma düşüncesi var. Evolution ekibinde ve şu ana kadar bu taktikleri tutmuş olsa gerek. Jazz'da gerçekten güzel kaçıyor arkaya. Spartacus topu çekti. Jazz'da geçmeye çalıştı ama Vicky orada yardıma geldi kademeye. Ve topu çıkardı. Spartacus'la Anevo'da bir anlaşmazlık görüyorum derken gerçekten dediklerime kapak olsun cinsten bir top çıkarması yaptılar savunmadan. Gerçekten anlatması çok keyifliydi. Anevo vurdu yukarı. Sayke'nin kontrolünde Sayke. İlk yarısına yaklaşık 2 dakika kadar bir süre var. Anevo ortaya açtı. Mitri çok uzakta durduğu için bu atak sonuçsuz kaldı. Spartacus, Anevo. Anevo çizgiden güzel aktardı. Spartacus'a güzel paslaşmalar ama Mitri uzakta kaldı yine olmadı. Sayke, Mitri topu çekemedi. Vicky aşağı oynayacak. Çok güzel bir tusuyla topu çıkarmayı düşündüler ama top kısa kaldı. Top bitirdi. Evolution ekibini biraz daha defansif görüyoruz şu an. İlk yarıyı böyle bitirmek isteyeceklerdir. Skor şu an ilk 3-1. Gerçekten otorite ekibi bastırıyor. Mitril orada bir oyunu sıkıştırdı ve Vicky'nin de istediği oldu aslında. Anevo çizgiden aradan atabilecek mi? Mitril'e küsur attı. Mitril ne yapacak? Mitril bir şey de yapamadı. Öyle kaldı. Hop Jazz'a kadar geldi. Jazz'ın seni toplar. Jazz'dan iyimser bir deneme ama olmadı. Gerçekten anlatması çok keyifli, güzel bir maç arkadaşlar. Vicky, Spartacus, bu arada Spartacus'un refleks olarak basacağı bir X gerçekten kendi kalesine atacağı gol olarak haneye yazılabilirdi. Spartacus, Vicky, Anevo'da top. Anevo çizgiden aktarabilecek mi? Güzel aktardı. Mitril, Spartacus güzel geldi bu sefer ama olmadı. Mitril geç kaldı. Mitril'e top yine. Mitril içeri döndü ama biraz da terste kaldı top. Spartacus, Anevo gerçekten güzel paslaşıyorlar. Güzel L gerçekten. Ama tek eksiğin gol olduğunu düşünüyorum. Çok hızlılara yaklardı Anevo ama olmadı. Anevo bir daha denedi. Sayki güzel kurtardı. Ve ilk kendisine 30 saniye var. Spartacus topu çekecek. Geriye aktaracak Anevo. Güzel paslaşmalar. Mitril üst köşeyi görse belki de gol olması içten bile değildi. Anevo, Spartacus topu çekti. Vicky, Sayke. Sayke de orada topu çıkarmaya çalışıyor. İlk yarıyı böyle bitirmek isteyeceklerdir. Ve son 10 saniye Vicky, Spartacus geri aktardı Anevo'ya. Anevo çizgiler aktaramadı. Vicky oraya güzel geldi. Ve ilk yarının skoru Evolution ekibi 3. Otorite ekibi 1 arkadaşlar. Gerçekten güzel bir karşılaşma oldu. İlk yarıda diyeceğim pek bir şey yoktu. Jazz gerçekten takımların hatasını, karşı takımın hatasını gerçekten güzel değerlendirdi. Ve gerçekten güzel şeyler oldu. Hemen Twitch'ten hızlıca bir yorumlara bakacak olursak. Baktığımızda Bay Berke ve Anevo seni bunun için aldım sevgili dostum. Bravo demiş. Mauro Dekalbis sus demiş. Nikolay Mitri'den DM olmaz demiş. Mauro gol diye sevmiş. Ve Mauro demiş ki Just Inter'deki Adrian Neyte gibi mübarek Matici demiş. Ve ikinci yarıya başladı. Evolution ekibinde top. Sayke top çekti. Sayke, Vicky oraya geldi. Vicky çizgiye Just'a aktardı. Anevo'yu güzel geçmeye çalıştı ama Anevo gerçekten tecrübeli bir arkadaşımız. Gerçekten güzel şey yaptı ama burada Anevo'nun kupası kısa kaldı. Aman Allah'ım ne atak kaçtı. Gerçekten ikinci yarının en tehlikeli hataydı. Just topu çekecek mi? Gerçekten kaptan Pazuban'dı. Just'a yaramış olsa gerek. Motivasyonu üst düzey. Vicky, Just, Mitri çizgiden güzel aktardı ama Sayke oraya geldi. Sayke topu çekilecek mi? Orada ikili sıkıştırma. Anevo ve Vels güzel battı ve bu arada bir oyuncu değişikliği olmuş. Bunu daha yeni fark edebildim. Lütfen kusuruma bakmayın. Spartacus çıkmış. Vert oyuna girmiş. Vert de gerçekten yakinen tanıdığım bir arkadaşım, bir kardeşim. Gerçekten güzel bir değişiklik olacak mı? Spartacus da aynı şekilde. İkisini de yakinen tanıyorum. İkisi de çok yetenekli oyuncular. Bu arada Vert biraz orada ağır kaldı. Anevo DM pozisyonunda görüyoruz. Maçın sonuna kadar bu böyle olacağını düşünüyorum. Orada Just gerçekten biraz zorluyor. Just Anevo yetişti. Anevo topu çekecek. Yukarı oynayacaktır. Evet. Yukarı da oynadı. Beklediğim gibi. Mitri. Sayke. Topu yukarı aktardı. Vicky ve bir duvar
bir body kapışması görüyoruz. Mitri topu çekti, aktaramadı. Orada ağır kalıyor gerçekten Mitri. Saike, Vicky, Just, Saike aşağı aktaracak. Anebo'ya kadar gel top. Anebo yukarı, Berte. Evet, Anebo. Çok güzel bir pas bu arada ve gol! Gerçekten Anebo'dan müthiş bir gol. Müthiş diyecek de pek bir şey yok. Daha doğrusu Anebo'dan müthiş bir Berte asist. Berte gerçekten içeriği çok güzel gördü ve skor şu an 3-2 oldu. Gerçekten çok heyecanlı ve çok heyecanlı dakikalar. Mitri'nin golü Berte'nin asistinde müthiş bir golle başladık ilk yarıya. Anebo topu yukarıdan aktarmaya çalışacak. Saike aşağı aktardı. Bu arada Just orada body koyabilecek mi? Olmadı. Ne pozisyon kaçtı. Orada Just body yapmaya devam etse, perde atmaya devam etse gerçekten Vicky belki boş kaleye atabilirdi. Evet, bu arada Berk güzel yapmak isterken olmadı. Ve Just body yaptı, Just vurdu. Oo, yine olmadı. Müthiş pozisyonlar izliyoruz ama tek eksik gol. Saike, Berk, Mitri'nin top. Ve dakikalarımız şu an maçın 10. dakikasındayız yaklaşık. Mitri. Hemen hızlıca bir Twitch yorumlarına bakacak olursak Görkem GRKMNDRKL Estokolm hocama selamlar hocam. Nikolay oy demiş, Mauro aferin hani bu öğrettiğim gibi demiş ve bakalım ne olacak. Ben çok güzel drop istedik, orada Mert vuramadı. Mert ne yapacak? Mert geri atacaktır Anevo'ya ama Just orayı gerçekten güzel kapatıyor. Mitri'den güzel bir piksel denemesi Anevo gerçekten Just'ı bu maç bayıldım yani 10 numara oynuyor. Kaçırdığı goller biraz şanssızlık olsa gerek. Nazar boncuğu diyelim. Just bu maçı istiyor. Anebo geçmeye çalışacak ama geçemedi. Just böyle yapacağını biliyordu. Ve bu arada bir body daha yine olmadı. Resmen Evolution ekibinde kaçıyor ahlar ballar içerisinde. Otorite ekibinde biraz şanslı bir drop mu olacak? Orada Mitchell gerçekten belki anlaşamadı. Çok güzel patlaşmalar. Vurdu bir kareye geldi. Just önünde kaldı ama kendi yarı sahasında kaldı. Gerçekten önünde gol atmak için çok çok uzun bir mesafe vardı. Yapacak da pek bir şey yoktu Saike. Saike gerçekten yeni transfer evolution'ın ve çok soğukkanlı, çok iyi oynuyor. Bert arkaya oynadı. Mitri, Anevo çok güzel paslaşmalar. Ama olmadı, aşağı vurdu Mitri. Vicky çizgiden aktardı Anevo. Bir anda Just'ı geçerek yukarı oynadı ama Bert kurdağında kaldı. Bert geri pas atacaktır Mitri'yle. Mitri, Vicky, Bert yukarı aktardı Saike'ye. Saike, Mitri, Vicky. Vicky ne yapacak? Mitri ile Vicky bu arada gerçekten maç şu an biraz kısırlaştı ama hiç belli olmaz. Bu arada güzel bir drop. Belt Anebo. Belt Mitri ile aktardı ama Mitri yine kötü kullandı. Vicky Saike'ye kadar geldi. Saike nasıl toplar? Saike'den aktaracaktır. Harika paslaşmalar aman Allah'ım. Aman Allah'ım harika paslaşmalar ama yine olmadı. Yine olmadı. Just'tan gerçekten beklenmedik anda harika bir pas. Belt çizgiyi kapattı ve çizgiyi aldı. Anebo bir anda ileri çıktı. Mitri'yi DM pozisyonunda görüyoruz. Bir anda pozisyon gereği olsa gerek. Saike Belt. Belt Anebo. Anebo ortaya mı açacak? Top orada kaldı. Anebo da saldırmak istemedi. Çünkü ters sekmesinde Just orada gerçekten hazırda bekliyor. Burada Vicky'den harika bir çalım. Harika bir body Just'a. Just vurdu ama yine kaleye çok uzak mesafe var. Böylece toplar çok yavaş kalıyor ve Mitril'den felaket bir hata. Mitril az daha takımına golü yediriyordu. Felaket bir hata olsa gerek ama Mitril hemen toparlanacağız. Mitril'in karşısında Mitril güzel çekebilecek mi? Güzel çekti. Gayet iyi oynuyor Mitril'de. Onun da hakkını yemeyelim. Bu arada çok güzel bir body Anevo. Bir tusu. Mitril orada Anevo'nun açısını kapattı. İki oyuncu da anlaşamadı. Yine gol istiyor. Authority ekibi ama Evolution ekibi de gerçekten çok tecrübeli. Güzel bir şekilde savunuyorlar. Şanssız pozisyonlar da harcadılar yani. Maçta belli bir üst kuran taraf yok. Çok güzel çıktı bu arada aman Allah'ım. Saike'leri aktarmaktan başka bir çaresi yok ama bu arada Evolution ekibini takdir etmek lazım. Müthiş çıktılar hata. Belt'ten harika bir çalım. Belt aşağı Mitri'yle. Mitri'yi aşağı oynadı. Topu ileride tutmak adına. Çizgiyi kapattığı için Mitri'yle aldı. Çok güzel bir drop. Ama alan kapanmıştı. Anevo orada bir ikisi değişmesi ama Saike gerçekten güçlü kaldı. Anevo, Vicky topu dışarıda oynuyor. Anevo'yu geçmeye çalışacak ama olmadı. Saike aktardı. Belt aradan göremeyecek mi? Göremedi. Anevo'da top ve bu arada yine Just'tan gerçekten Just body'ci be. Just body yapıyor. Yani müthiş body yapıyor. Bu adam oyunu oynuyor.
Ve gerçekten Sayı K'yi de tebrik etmek lazım. Eski takımına kadar çok güzel oynuyor. Vicky ne yapacak? Vicky can taktırabilecek mi? Orada Inter denem ama Berk gerçekten güzel girdi. Mitril işte bu gol geliyor mu? Anevo Sayı K'yi güzel kapattı. Ve Vicky gerçekten güzel kapattı ve araya girerek gol olmasına engel oldu. Sayı K'ye, Vicky, Sayı K'ye ver. Anevo topu çekecek, vuracak, çekemedi. Vuramadı da Vicky bir P diyor ama evet Sayı K'ye de devam diyor ama top da karşı takımdaydı. Yani bu konuda bilmiyorum ne olacak. Hemen hızlıca bir Twitch yorumuna bakacak olursak. Mauro, aferin Sayı K'ye aslanım demiş. Görkem diyeceğim adını bilmiyorum. Yani tahmin ettiğim kadarıyla Sayı K'ye eski takımına karşı çok iyi bir oyun sergiliyor. Ben de aynısını düşünüyorum dostum ve hızlıca diğer yorumlara da baktığımızda evet gerçekten güzel yorumlar görüyoruz Discord'da da. Bir pause geldi. Nikolay da yorum yapmış. Güzel yorumlar var. Daha çok da güzel yorumlar görmek istiyoruz. Ve evet hala maçın devamını ve go dedi. Vicky ben geldiğinde de Anevo son 23 saniye. 23 saniye neler olacak Mitril? Son 20 saniye. Maçta heyecan durup da Mitril bir anlaşmazlık yine Mitril'le. Belt arasında gerçekten anlaşmazlık. Mitril burada Anevo. Orada Sayke'yi tutamadı. Yapacağı da pek bir şey yok. Sayke çekti. Anevo Welt ne yapacak? Orada bir üçlü defans. Aman Allah'ım oralar karma çorman makarna gibi çorba oldu. Yani müthiş oldu. Gerçekten ve Emanation ekibi. Emanation ekibi otorite ekibi karşısında 2-2'lik galibiyeti alarak gerçekten güzel bir maçı geride bıraktılar. Bu maçta gerçekten Justin oyununu da tebrik ediyorum. Takım olarak iki takım da çok iyiydi. Sadece otorite ekibinde bazı anlaşmazlıklar olabilir. Vardı sanki öyle gözüküyordu. Ama bunlar sıkıntı değil. İki ekibi de tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarımda iki ekibe de başarılar diliyorum. Maçlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bizimle kalın. Xbox Club'la kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.